Tüm Müslüman kardeşlerimizi selamlıyoruz. İyi akşamlar. Evet, değerli hocam. Bir defa faiz haram. O belli. Herkes bunu biliyor. Yurt dışı için kredi alıyor. Hiç fark etmiyor. Peki. Yani yurt dışı ile ilgili şöyle bir şey var bazı alimlerde. İşte gayrimüslimlerden dar-ı harpte faiz almak haram değildir diyen alimler var ama ulemanın çoğunluğu bu görüşte değil. O ayrı bir şey. Şimdi burada zaten kredi alıyor kişi. Şimdi şey var, bir Avrupa İslam Alimleri Birliği var. İslam Alimleri Birliği var ve Avrupa'da var galiba başında. O birliğin başında Yusuf el Karadavi diye zamanımızın aşağı yukarı İslam aleminin en iyi fakihi. İyi alimlerin hemen hemen ettiği bir Şu anda İslam aleminde yaşayan, hayatta olan en büyük fakih. Peki. Benim kanaatim o. Çeşitli kitapları var. Çok işlek bir şey var adamın. Zekası var ve birikimi de çok iyi. Şimdi bu zatın başında bulunduğu bu Alimler Birliği Avrupa ile ilgili olarak kendilerine sorulan sorulara şöyle bir cevap vermişler. Şimdi Avrupa, yani şunu belirteyim. Avrupa'daki şartlar bizimkinden farklı. Türkiye'dekinden farklı. Bir defa Avrupa'daki bir işçinin eğer çok büyük bir ticaretle vesaireyle uğraşmıyorsa kendi birikimiyle bir ev alması pek mümkün değil. Artı kiralar da hayli pahalı. Şimdi bütün bunları dikkate alarak bu Alimler Birliği şöyle bir karar almışlar, bir fetva vermişler. Bir defa faiz haramdır. Ne amaçla alırsa alsın, ister eski ifadesiyle istihlak, tüketim, ister ise üretim kredisi olsun fark etmez. Faiz haramdır. Evet. Ancak zaruret halinde insan o haram olan bir şeyi işleyebilir. Yani darurat tübihul mahzurat diyoruz ya, daha doğrusu bir kaidedir bu. Zaruretler. Biz diyoruz değil de kaidedir, fıkhi bir kaidedir. Zaruretler, yasakları mübah kılar. Evet. Yani şimdi mesela örnek, daha önce de çeşitli vesileler verdik bunu ama adam acı ölecek, domuz etinden başka da bir şey beslenme imkanı yok. Ölmeyecek kadar domuz eti yiyebilir. Burada şimdi haram olan domuz eti ne oldu? Onun için bir özel bir durumdan dolayı mübah oldu. Ondan başka et olmalı. Nedir o özel durum? Başka yiyecek yok ve onu yemesi ölür. Doğru. Peki ne kadar yiyebilir bu adam? Ölmeyecek kadar yiyebilir. Yani darurat tukadder bir kadriha. Yani zaruretler miktarınca takdir edilir. Yani daha fazla ileri gidemez. Miktarınca. Miktarınca. Şimdi burada Avrupa'daki bu insanların ev ihtiyacını bu alimler zarurete yakın bir ihtiyaç olarak değerlendirmişler. Ama hangi ev? Oturacağı kadar evi. Oturacağı kadar. Kendisine yetecek. Kendisine yetecek kadar. Demişler ki Avrupa'daki bir Müslüman sadece oturacağı kadar olmak kaydıyla eğer imkanı yoksa peşin para vererek veya borç bulup ev alma imkanı yoksa kredi alarak ev alabilir demişler. Kira öder gibi. He. Yani burada şimdi neyi kaydı koymuşlar? Bir, kayıt şu. Başka oturacak evi olmayacak. İki, sadece oturacağı kadar ev alacak. Üç, başka imkanı olmayacak ev almanın. Bu şartlarla bu alimler bu fetvayı vermişler. Ve ben de bu alimlerin bu fetvasını naklediyorum. Ve ha sen farklı bir görüş demişsin. Hayır. Yani ben bu alimlere olan güvenim var, sağlamdır. Yani işin ehli insanlar bunlar. Şöyle diyeyim, bizden çok iyi insanlar. Estağfurullah. Çok daha bilgili insanlar. Dolayısıyla bu fetvayı ben aktarıyorum. Aktarmakta da bir sakınca bulmuyorum. Peki. Ama ikinci ev diyor bu vatandaşımız. Evet. İkinci ev için bu fetva yok. Efendim Samsun'a dönüyoruz.